Ayna programından sevgiler, selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Ayna, Osmanlı'nın 357 yıl kaldığı topraklarda. Bu ülkenin başkenti için ecdadımız Darul Cihat demiş. Sevgili seyirciler, ziyaret ettiğimiz ülkenin yüz ölçümü 77.474 kilometrekare. Nüfusu 7,5 milyon. Başkenti Belgrad. Ayna, Sırbistan'da. Sırbistan, Türkiye'nin komşusu olmasa da oldukça yakın bir ülke. İstanbul'dan haftanın 7 günü Türk Hava Yolları'nın uçağı var Belgrad'a. Doluluk oranları da gayet güzel. Sırp Hava Yolları'nın ise haftada 6 gün seferi var. Yani iki ülke arasında çok sık uçuşlar var. Yaklaşık 10 bin metre yükseklikte Balkanlara doğru yol alıyoruz. Uçağımız İstanbul'dan havalandıktan 1 saat 20 dakika sonra Belgrad Havalimanı'na iniyoruz. Belgrad belki de çoğu ilimizden daha yakın İstanbul'a. Sırbistan'ın denize kıyısı yok. Etrafı tamamen karalarla çevrili. Komşuları Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Romanya. Sırplar Hristiyan Ortodoks. Konuştukları dil de Sırpça. 2006 yılında Karadağ'ın, 2008'de de Kosova'nın ayrılmasıyla toprakları daha da küçülmüş durumda. Bu ülkeye Türk vatandaşları vize alarak girebiliyorlar. Sırbistan yeşil bir ülke. Tuna Nehri ülkeye ayrı bir güzellik katıyor. Para birimleri Sırbistan dinarı. 1 euro 93 dinar yapıyor. 1 dolar da 65 Sırbistan dinarı. Asgari ücret 250-300 euro civarında. Ülkedeki Çingene nüfusunun çoğunun Müslüman olduğunu öğreniyoruz. Sırbistan, Avrupa'da Türklerin en az yaşadığı ülkelerden biri. Ülkede 100 civarında Türk var. 20-30 tane de Türk firması mevcut. Özlem dolu Türk vatandaşlarımızın Türkiye'ye ulaşmak için kat ettikleri yol bu yol. Sava Nehri ile Tuna Nehri tam bu noktada kesişiyor ve yoluna Tuna olarak devam ediyor. Karlofça Anlaşması'nın yapıldığı alandayız. Osmanlı senelerce bu topraklarda kalmış tabii. Neredeyse emek isimlerinin tamamı Türkçe. Tuna Nehri üzerindeki köprülerden bir tanesindeyiz. Gerçekten Tuna muhteşem bir nehir. Almanya'dan doğuyor, 10 ülkeyi geçiyor ve Karadeniz'e dökülüyor. Sırbistan toprakları içerisinde 588 kilometre yol kat ediyor. Üzerinde yolcu ve yük taşımacılığı yapılıyor. Thank you.
her yıl çok sayıda Sırp Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bugünlerde Sırbistan'da Türkiye oldukça popüler. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin Sırp Türkiye'yi ziyaret etmiş. Sırpların en çok ziyaret ettiği ülkelerin başında geliyor Türkiye. Katlı bir binanın tepesinden Belgrad'ı kuş bakışı olarak seyrediyoruz. Gerçekten manzara buradan mükemmel görünüyor. Savaş Adası'nı görüyoruz. Yemyeşil bir örtüyle kaplı. Belgrad yeşil bir şehir. Hemen onun önünde iki nehrin kesiştiği nokta var. Sava Nehri ile Tuna Nehri tam bu noktada kesişiyor ve yoluna Tuna olarak devam ediyor. Yani Belgrad iki nehrin kesiştiği noktada sevgili seyirciler, bu kadar önemli bir nokta. Onun yanında da hemen solumuzda Osmanlı Kalesi'ni görüyoruz. Osmanlı Kalesi hala Belgrad'da dimdik ayakta. Muhkem surları var, çok güçlü surları var bu kalenin. Osmanlı'nın Belgrad'a verdiği isim Darul Cihat. Bu şehir 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmiş. Şehirde aradan geçen yıllara rağmen hala Osmanlı eserlerini görmek mümkün. Kale Meydanı olarak adlandırılan bu bölgeye Sırplar hala Kale Meydan diyorlar. Yani aradan geçen yıllara rağmen Türkçe ismini aynen muhafaza ediyor bu turistik bölge. Kaleyi gezerken kapı isimleri dikkatimizi çekiyor. İstanbul Kapıya, İstanbul Kapısı demek. Aynen Sırplar bugün kapının ismini bu şekilde adlandırıyorlar. Kalenin 12 tane kapısı var. Sadece İstanbul Kapısı Türkçe değil, aynı zamanda Zindan Kapıya ve Saat Kapıya gibi isimler var. İşte isimler aynen Osmanlı'daki gibi kalmış. Kale Meydanı içerisinde Silahtar Ali Paşa Türbesi'ni görüyoruz. Silahtar Ali Paşa, Padişah 3. Ahmet'in sadrazamı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın da oğlu. Venediklilerin eline geçen Mora Yarımadası'nı 1715'te tekrar fethettiği için Mora Fatih olarak da adlandırılıyor Silahtar Ali Paşa. Çeşmenin üzerinde Mehmet Paşa Sokolovic yazıyor. 1578 tarihinde yapılmış. Bu Sokullu Mehmet Paşa'nın çeşmesi. Çeşme olduğu gibi duruyor ancak sadrazamımızın çeşmesi artık bugün akmıyor.
Sokullu Mehmet Paşa Sırp asıllı. Osmanlı'da 14 yıl sadrazamlık yapmış. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Han'ın eşi de Sırp Kralı Lazar'ın kızı olan Prenses Olivera'ydı. Sırp Kralı Lazar, oğlu Prens Stefan aracılığıyla Sultan Yıldırım Beyazıt'a bağlılık yemini etmiş ve kızı Prenses Olivera'yı da Yıldırım Beyazıt'a vermişti. Kalenin içerisinde tam bu noktada bir cami varmış. Ancak bugün caminin yerinde yeller esiyor. Tarihi ve turistik kale meydanından ayrılıyor, Belgrad'ı dolaşmaya başlıyoruz. Belgrad'ın Sırpçası Beograd, yani beyaz şehir anlamına geliyor. Bu şehrin nüfusu yaklaşık 2 milyon civarında. İstanbul'a en yakın başkentlerden birisi. 950 kilometre sonra siz İstanbul'a ulaşıyorsunuz Belgrad'dan. Balkanlar'da Bükreş'ten sonra en büyük şehir Belgrad. Belgrad'ın en meşhur caddesi trafiğe kapalı olan Knez Mihailova Caddesi. Cadde gece ve gündüz oldukça hareketli. Hiç insan eksik olmuyor cadde üzerinde. Kral Mihailo, Belgrad'ı Osmanlı'dan teslim alan kişi. Cumhuriyet meydanına onun heykelini dikmiş Sırplar. Cumhuriyet Meydanı'nda her gün saat 6'da, Belgrad'da akşam üzeri 6'da toplanıyor Sırplar ve NATO karşıtı gösteriler yapıyorlar. Sayıları çok fazla değil. İşte yaklaşık diyor 30 dakika sonra gösterimiz başlayacak. 20-30 kişi toplanıyormuş ama ısrarlılar 400 gündür, 399 gün olmuş. 399 gündür bu gösterisini devam ediyorlar. Yani yarın 400 günü olacak bu NATO karşıtı gösterilerin. Sadece NATO'ya karşı değiliz diyor, aynı zamanda Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesine de karşıyız. Lahey Adalet Divanı'na da karşıyız diyor ve bu gösterileri devam ettireceğiz diyor. Ta ki başarana kadar diyor. Bilmiyoruz başaracaklar mı başarmayacaklar mı ama 400 gündür ısrarla bu olayı, gösterileri devam ettiriyorlar. Rade ve arkadaşları işte yarım saat sonra da 10-15 kişi daha gelecek ve gösterilerine başlayacaklar. Sırplar Belgrad'da NATO bombardımanından zarar gören binaları bilerek restore etmiyor. Halka ibret olsun diye Belgrad'ın göbeğinde bu binaları öylece tutuyorlar. Ülkede Amerikan Büyükelçiliği'nin pencereleri güvenlik gerekçesiyle hep
tuğlayla kaplıydı. Büyükelçiliğin pencerelerinde cam yerine duvar var. Bu bina Sırbistan'ın parlamento binası. Tito'nun eski çalışma mekanı olan bu bina ise bugün bakanlıklar olarak kullanılıyor. Tarihi tren ve tramvaylar dolaşmaya devam ediyor Belgrad caddelerinde. Sveti Sava, yani Aziz Sava olarak adlandırılan bu kilise Belgrad'ın sembollerinden birisi. Mimarisi alışa geldiğimiz cami mimarisine çok benziyor. Kubbesinde haç olmasa insanlar çok rahat cami zannedecekler. Balkanların en büyük kilisesi Sveti Sava. Kilise inşaatı aslında 1935 yılında başlamış. Patlak veren İkinci Dünya Savaşı ve ardından iktidarda olan komünistlerin kilise yapımına sıcak bakmamalarından 1988 yılına kadar inşaatta hiçbir şey yapılmamış. Kilise bugün bile hala tamamlanamamış ve çalışmalar devam ediyor. Başkent Belgrad'da bir Türk dönercisine rastlıyoruz. Avrupa'nın her yerinde Türk dönercisi olur da Belgrad'da olmaz mı? Sofra Döner, Belgrad'ın tek Türk dönercisi. Nihat Ersan dönerleri paketliyor sırayla. Müşteriden de gayet memnun. İlk günler sıkıntı çekmişler ama şimdilerde işleri gayet güzel. Dönerimizi ilk kez tadan Sırplar başka bir sefere arkadaşlarıyla beraber geliyorlar dükkana. Belgrad'ın en önemli meydanlarından Slavya Meydanı'nda Türk döneri hizmet vermeye devam ediyor. Belgrad'da Bayraklı Camii'nin önündeyiz. Osmanlı döneminde Belgrad'da 250 civarında cami varmış. Bugün ayakta kalansa sadece Bayraklı Camii. Bayraklı Camii ibadete açık bir cami. Teravih namazında cemaatle dolup taşıyor Bayraklı Camii. Sırbistan toprakları içerisinde yaşayan ve çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğu Müslümanlar, Belgrad'da ibadetlerini bu camide yerine getiriyorlar. Osmanlı camisinde bir teravih anını yaşamak gerçekten çok güzel bir andı bizim için. Jedno odlete će ptice, ulice naše.
Akşam Belgrad'da hamur işleri yapan bir dükkandayız. How are you? Everything is fine. Everything is good. Sevgili seyirciler, çok enteresan. Bizim simitlerimizi burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi ta Belgrad'da, İstanbul'dan çok uzakta. Bizim simidimize benzer simitler burada tezgahlarda satılıyor. Ne kadar tanesi diye sorduk. 25 dinarmış. Sırpların para birimi dinar. 25 dinar da yaklaşık olarak 50 kuruş yapıyor Türk lirasıyla baktığımız zaman. Acaba diyoruz yani simitlerin tadı bizim Türkiye'mizin simidinin tadına benziyor mu? Bir tadacağız bakalım nasıl. Ve enteresan, ilginç, burada Sırplar simide cevrek diyorlar. Bunun adı cevrek. Yani bizim gevrek, bildiğimiz gevrek. Gevrek burada olmuş cevrek. Bakalım simidin tadı nasıl? Is that delicious? Very delicious. Onlar diyorlar ki oldukça lezzetli. Bakalım lezzetli mi? Gerçekten güzel sevgili seyirciler. Bizim simidimiz kadar lezzetli olmasa da vatandan uzakta çok rahat bir şekilde idare eder diyoruz. Akşam Belgrad'ı dolaşırken Sabir Bey ile karşılaştık. Nasılsınız Sabir Bey, iyi misiniz? İyiyim abi. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Makedon Türklerinden, Gostivar'ın Rapşiş'te köyünden. Dedesi gelmiş ilk Belgrad'a, sonra babası ve kendisi de burada dondurmacılık işini yapıyor. Yani dededen babaya, babadan oğula geçmiş bir meslek. Bu nasıl, işleriniz iyi mi? İyi abi, çok şükür. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Maşallah bir sürü çeşitleriniz var. Burada dondurma çeşitleriniz var. Evet, evet. Satışlarınız iyi mi? İyi abi, elhamdülillah. İyi. Yani yazın dondurmamız daha iyi gidiyor. Evet. Kışları da satıyoruz ama zayıf gidiyor. Daha fazla pastalar gidiyor kışları. Makedonya'dan gelen Türkler genelde dondurmacılık işi mi yapıyorlar evet. Buralarda? Çünkü gördük farklı şehirlerde de. Herkes demek ki bu işi iyi yapıyorsunuz. Tabii ki. Öyle Makedonya'dan mi? Makedonya'dan gelen herkes aynı işi yapıyoruz burada. Evet, Türkiye'ye buradan bir mesajınız var mı Belgrad'dan? Belgrad'dan Türkiye'nin inşallah Allah yolunu açık eder. Güzel işler yapıyorlar. Rapşiş'te'ye de bir şeyler söyleyelim. Rapşiş'te'ye selamlar buradan söylüyoruz. Herkese. Makedonya'da Gostivar'ın köyü Rapşiş'te'ye de selamlar. Selamlar. Belgrad'dan selamlar gönderiyoruz değil mi? Evet. Biz de size işlerinizde çok başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim abi. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok memnun olduk. Biz de tanışmaktan dolayı hayırlı işler diliyoruz. Teşekkürler abi. Evet. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Belgrad'da dilimizi, Türkçemizi çok güzel konuşan Sabir Bey'le burada karşılaştık. Sabir Bey dondurmamızı getirdi. Önümüzde farklı farklı dondurmalar duruyor. Biz de tadına bakacağız. Sabir Bey, çok teşekkür ediyoruz. Şey değil abi. Makedonyalı Türkler gerçekten güzel bu işi beceriyorlar değil mi bu ülkede? Tabii abi. Verdiği bir şey bizden. Buyurun hep beraber. Beraber. Gerçekten sevgili seyirciler, Sabir Bey'in dondurması harika. Çok teşekkür ediyoruz. Şey değil abi, Allah razı olsun. Sıcak Sırbistan akşamı gayet güzel gitti. Serinletti içimizi. Eğer yolunuz düşerse Belgrad'a, Sabir Bey'in dükkanına uğramanızı tavsiye ederiz. Gelmişken bu güzel dondurmanın da tadına bakarsınız. Sevgili seyirciler, dondurma sohbeti sırasında Sabir Bey'in iyi bir ayna seyircisi olduğunu öğrenmiş olduk. Sabir Bey, burada Belgrad'da aynayı seyrediyorsunuz öyle mi? Evet abi. Her hafta. Her hafta, hemen de her hafta yani. Çok büyük bir işimiz olmazsa. Öyle mi? Seyrediyoruz, evet, kaçırmıyoruz. Peki sizin için geç saat olmuyor mu?
Getsaat oluyor abi ama aslında biz zaten getsaatlere kadar çalışıyoruz. Evet. Mesela 12, en az 12'ye kadar çalışıyoruz. Biz sonra evde ya tekrarını seyrediyoruz ya da... Kaçırdığınız bölümlerin tekrarlarını seyrediyorsunuz. Evet. En çok hangi bölümü beğendiniz? En çok Afrika'nın Togo. Benim. Evet. Çok güzel bölümlerdi. Onları çok beğendim. Orada yeni okullar açılmıştı zaten. Öğrenci Türk okullarını seyrettiniz. Okullarını seyrettim. Onları çok beğendim. Evet. Sevgili seyirciler, Belgrad'da da bir ayna sever bulduk. Buradan kendi seyircilerimize de iletiyoruz. Yalnız değilsiniz. Dünyanın dört bir tarafında Samanyolu Televizyonu'nu seyreden çok değerli seyircilerimizi görüyoruz. Sabir Bey de onlardan bir tanesi. Sırbistan'ın diğer bir şehri Novi Sad'a gitmek üzere yollardayız. Bu yol Macaristan'a giden yol. Dümdüz araziler oldukça verimli ve her karışı tarımda kullanılıyor. Ecdadın Macaristan üzerine yürüdüğü güzergah da burası. Yol üzerinde Osmanlı tarihi açısından çok önemli yere gelince duruyoruz. Karlofça Anlaşması'nın yapıldığı alandayız. 1699 yılında Osmanlı batıda büyük çapta ilk toprak kaybını yaşıyor bu anlaşmayla. Aynı zamanda bu anlaşma duraklama dönemini bitiriyor Osmanlı'nın ve gerileme dönemi başlıyor ne yazık ki. Sevgili seyirciler, anlaşma işte bu alanda yapılmış, bir çadırda yapılıyor. Sonraki yıllarda buraya bir kilise inşa ediyorlar ve kilise hala kullanılmaya devam ediyor. Anlaşmada 4 taraf var ve 4 tane de kapı var. Osmanlılar, Polonyalılar, Avusturyalılar ve Venedikliler. Osmanlı'nın girdiği kapı da bu kapıymış sevgili seyirciler. Ecdadımız anlaşmaya bu kapıdan girmiş. Sonraki yıllarda yapılan kilisede bu kapının önü kapatılmış. Anlaşmanın yapıldığı dönem çadır ama sonraki yıllarda yapılan kilisede işte yine o anlaşmanın anısına kapılar yapılmış yerli yerine. Türkler bir daha buraya giremesinler diye bu kapının önü duvarla kapatılmış komple. Geçen sene bu duvar yıkılmış. Herhalde artık Türkler buradan girebilir. Zaten girmiş de çünkü buraya ilk giren Türk de Türkiye Büyükelçisi olmuş. Sırplar Karlovci diye adlandırıyor bu bölgeyi. Katolik Kilisesi 1817 yılında yapılmış. Kapısında bu anlaşma 1699 yılında Türkler ve Hristiyan Kutsal İttifak arasında yapılmıştır yazıyor. Anlaşmanın anısına yapılan bu kilise ayinler için senede sadece 7 defa kullanılıyor. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Osmanlı'nın fethettiği kalelerden Petrovaradin Kalesi'ni görünce duruyoruz. Petrovaradin Kalesi Tuna'nın hemen yanı başında. Kale yıllara rağmen ayakta. Petrovaradin Kalesi'nden Novi Sad şehri de görünüyor. Başkent Belgrad'a 82 kilometre uzaklıkta olan Novi Sad, Sırbistan'ın önemli şehirlerinden bir tanesi. Vojvodina olarak adlandırılan bölgenin
en önemli şehri. Dunavska olarak isimlendirilen Tuna Caddesi, trafiğe kapalı olan caddelerden. Gece ve gündüz hayat tüm hızıyla sürüyor bu cadde üzerinde. Şehirde hem Katolik Kilisesi hem de Ortodoks Kilisesi var. Novi Sad Macaristan'a yakın olduğundan Macar nüfus oldukça fazla bu şehirde. Bu yüzden Ortodoks Kilisesi'nin yanında Katolik kiliselerde boy göstermeye başlıyor. Sırbistan toprakları içerisinde Vojvodina bölgesi Macar nüfusunun çoğunlukta olduğu bölge. Şehirde düzenli bir yapılaşma söz konusu. Tarihi binalar da bakımlı ve özenle korunmuş. Cadde üzerindeki kafeler gün boyu çok sayıda müşteriyi ağırlıyor. Novi Sad şehir turumuzdan sonra başkent Belgrad'a geri dönüyoruz. Bu yol Avrupa'dan gelen gurbetçilerin çok sık kullandıkları bir yol Türkiye'ye ulaşmak için. Yani Türk vatandaşlarımızın çok alışık oldukları bir yol. Hiç yabancı olmadıkları bir yol. Sırbistan'dan geçiyor. Avrupa'dan gelip Sırbistan'dan geçiyor ve Türkiye'ye kadar gidiyor sevgili seyirciler. İşte özlem dolu Türk vatandaşlarımızın Türkiye'ye ulaşmak için kat ettikleri yol bu yol. Türkiye'ye ulaşıyor ve özlemlerini gideriyorlar. İşte üzerinde Karadeniz Ereğli yazan bir Türk aracı. Bu da yüzlerce Türk tırından sadece bir tanesi. Usul usul yoluna devam ediyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İsveç'ten gelen 500 bin gurbetçimiz her yıl bu yolu kullanıyor. Aslında yol üzerinde güzel bir dinlenme tesisine çok ciddi anlamda ihtiyaç var. Kim bilir, belki de girişimci bir Türk bu kadar vatandaşımızın geçtiği bu yol üzerine güzel bir yatırım yapar ve insanımız seyahatlerinde çok daha rahat eder. Böyle bir yatırım aynı zamanda çok karlı bir yatırım. Belgrad'da bir akşam yemeğine davetliyiz. Ristić ailesi bizi davet etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Kendileri de yavaş yavaş Türkçe öğreniyorlar. İsminiz neydi? Benim adım Biljana. Biljana. Beyefendinin? Nesha. Nesha. Çok teşekkürler. Tekrar. Sevgili seyirciler, tabii sofrada yemek isimleri çok dikkatimizi çekti.
Osmanlı senelerce bu topraklarda kalmış. Tabii yemek isimleri de Türkçe. Neredeyse yemek isimlerinin tamamı Türkçe. Çorbaya çorba diyorlar. İşte bunun adı çorba, değil mi? Çorba. Dolmamız burada duruyor. Dolmamız yine dolma. Börek biraz değişik. Burek diyorlar. Aslında çok da değişik değil. Burek, börek. Ve devam ediyoruz. Güveç burada görüyoruz. Güveç. Yani biraz değişmiş. Salata, salata. Aynen görüyoruz. Salata, salata. Pilav, pilav. Gördüğünüz gibi Türkçemiz aynen muhafaza ediyor burada kendisini. Ve tatlılara geliyoruz. Acaba tatlılarda bir değişiklik var mı? Tulumba, tulumba. Tulumba. Aynen değil mi? Tulumba, tulumba. Tulumba. Sütlaç biraz değişmiş. Sütlaç, sütlacımız sütlü yaş olmuş. Ama hemen zaten sütlü yaş deyince sütlaç oldu. Bunun akla geliyor. Kebap da biraz değişmiş. Cevap diyorlar Sırplar buna. Cevap. Cevap da kebap sevgili seyirciler. Hemen bunu da yerine koyuyoruz. Atladığımız kaldı mı diye bakıyoruz. Atladığımız zannediyorum kalmadı. İşte Sırbistan'da yemek isimleri böyle. Biz de kaşığımızı alıp biraz sonra daldıracağız. Tabii kaşık deyince aklımıza kaşığın da Sırpçası geldi. Sorduk. Kaşık da kaşıkmış. Kaşık kaşık olunca sofra da sofra oluyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi hakikaten Sırplar sofraya da sofra diyorlar. İşte bu denli Türkçe Sırbistan'da hakim bir dil. Hatta deniliyor ki kimi rakamlara göre 4000 kelime Sırpça'da varmış. Bazı rakamlara göre de 6000 Türkçe kelime Sırpça'da bugün hala mevcudiyetini muhafaza ediyor. 12000 kelime vermişiz Türkçe olarak Sırpça'ya. Biz hem hanımefendiye hem beyefendiye tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve bizim için hazırlanan sofrada biraz sonra da yemeğimize başlayacağız. Köfte de küfte demek. Yemeklerde bile Türkçemiz yaşıyor. Eğer yemekten sonra Turska kahve isterseniz size Türk kahvesi geliyor. Çay da zaten çay olarak adlandırılıyor. Ancak Sırplarda çay içme hiç yaygın değil. Çayın yerini bu ülkede kahve almış. ...25 yıldır evli Ristiç ailesi. Türkiye'ye 4 kez gitmişler. Marmaris, Bodrum, Alanya ve Antalya'da tatillerini geçirmişler. Tek kelimeyle Türkiye'ye hayran kalmışlar. Sırplar Sırpçadaki Türkçe kelimeleri ifade etmek için Turcizam sözcüğünü kullanıyorlar. Turcizam okullarda ve dil fakültelerinde Türkçeden Sırpçaya geçmiş olan kelimelerin öğretildiği bir konudur. Türkçe en fazla kelimeyi Farsçadan ve Arapçadan almış. En fazla kelimeyi verdiği dil ise Sırpça. Sırpçada 12.000 civarında Türkçe kelime var. Sırpçadaki Türkçe kelimeler o kadar çeşitli ki saymakla bitmiyor. Hayatın hemen her alanıyla ilgili Türkçe bir kelimeyle karşılaşabilirsiniz. Hatta dile o kadar işlemiş ki Türkçe soy isimleri bile var. Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü 1926 yılından beri Türkçe eğitimi veriyor. Benim adım Ksenia Aykut, Filoloji, Belgrad Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü öğretim üyelerindenim. Türkolojiye her yıl 30-40 kişi öğrenci arasında kaydını yaptırıyor. Bizim eğitim 4 yıllık. Tabii ki bu ilgi gün geçtikçe artıyor.
Her yıl daha fazla talebimiz oluyor. Türkolojiye ilgi nereden geliyor sorarsanız. Zannedersem işte Türkiye ile daha yakından tanıma fırsatları olduğu için bizim halk Türkçe'yi öğrenmek ister. Daha çok turizm gelişiyor. Türkiye'ye gidip geliyorlar, bakıyorlar, enteresan geliyor. Onun için işte kaydını yaptırıyor, öğrenmeye çalışıyor. Beyza Eğitim Merkezi. 2006 Eylül'ünde girişimci bir Türk tarafından açılmış bu eğitim merkezi. Kurucusu ve müdürü Murat Koç, aslen bu toprakların insanı. Ailesi Sancak bölgesinden 1967 yılında Türkiye'ye göç etmiş. Murat Koç'un girişimleriyle 2006 Eylül tarihinde eğitim ve öğretimine başlamış Beyza Eğitim Merkezi. Şu ana kadar derslere katılan 207 kişi Türkçe öğrenmiş bu merkez sayesinde. Bugün de farklı sınıflarda 70 kişi Türkçe dersi alıyor bu merkezde. Adem Kaya, Türkçeyi bu topraklarda öğreten eğitim gönüllülerinden. Sırplar arasında en popüler dillerden birisi Türkçe. Adem Bey, öğrencilerinin azim ve gayretlerinden çok memnun. Neşe içerisinde işlenen derslerden alınan verim de oldukça yüksek. Annen ve baban ne düşünüyor? Annem ve babam benim mimar olmamı istiyor. Sen ne tavsiye edersin? Bence sen anne ve babanın nasihatlerini dinle. Çünkü onlar senin hakkında en doğru kararları verir. Peki sen ne olmak istiyorsun? Ben henüz düşünmedim. Meslek seçimi çok önemlidir. Onun için annem, babam ve öğretmenimle birlikte karar vermek istiyorum. Dostlar, dostlar, ajanım, dostlar, bu işin bir tek yolu var. Türkçe sınıfının öğrencileri, Türkçe şarkılar söylemede de oldukça mahirler. Canım, el ele tek yürek olmak. Bu dünya bizim, yok etmeyelim. Birbirimize zehretmeyelim. Bu dünya bizim, yok etmeyelim. Birbirimize zehretmeyelim. Bu dünya bizim, yok etmeyelim. Birbirimize zehretmeyelim. Beyza Eğitim Merkezi'nde Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça, bilgisayar ve Ebru kursları da var. Sırp öğrenciler merkezi çok seviyorlar. Toplam 120 öğrencisi var merkezin. Eğitim Merkezi geçtiğimiz günlerde Türk Kültür Günleri adıyla 3 gün süren önemli bir organizasyona imza atmış. Sırplar tarafından çok ilgi gösterilen ve 1100 biletli kişi tarafından takip edilen programlar Sırbistan tarihinde bir ilk olmuş. Özellikle sema gösterileri çok ilgi görmüş. Türkiye, Türk kültürü burada ön yargılarla biliniyor. Biz de burada Türkçe kurslarımızla
Bu kurslarımızın yanı sıra organize ettiğimiz değişik aktivitelerle Türk filmimizi, Türk kültürümüzü, Türk sinemamızı, efendim yemeklerimizi, göreneklerimizi buradaki insanlara elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ve çok ilgili olduklarını söyleyebilirim. Mesela Aralık ayında düzenlemiş olduğumuz Türk Kültür Günleri programında Türk bayrağının bulunduğu balonlarla süslemiştik salonu. Programın bitiminde Türk bayrağıyla süslenmiş balonlarımız kapışıldı. Balon alamayıp geri dönen mahzun insanlar olduğunu gördük. Mesela çok ilginç bir anı olarak hafızamızda yer etti. Her sene 200 binden fazla Sırp yaz tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gitmekte. Bu manada en çok yaz tatili için gidilen ikinci ülke durumunda Türkiye. Türkiye'ye gittikten sonra Sırplar Türkiye'nin kendilerine anlatıldığı gibi bir ülke olmadığını görmekte ve gerçekten Türkiye'yi sevmekteler. Ve tekrar tekrar her sene bu şekilde artık Türkiye'ye tatile giden insanlar olduğunu görüyoruz. Bu insanlardan da dilimize ben madem ki her sene Türkiye'ye tatile gideceksem o halde bu ülkenin dilini neden öğrenmeyeyim diye bize başvuran yetişkin 65 yaşına kadar çok farklı meslek gruplarından insanlar bize dil öğrenmek için başvuruyorlar. Sırbistan'da gerçekleştirilen ekonomik reformlar sayesinde ticari yatırımlar diğer komşu ülkelere nazaran oldukça kolaylaştırılmış. Sırbistan Dış Ticaret Bakanı'nın Tuscon Dünya Programı esnasında Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalaması oldukça önemli bir adım olarak görülüyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi günden güne artıyor. Sırbistan'ın Avrupa Birliği pazarına yakın olması, Rusya ile serbest ticaret anlaşmasının bulunması, Türk yatırımcılar açısından ülkeyi cazip kılan özelliklerden. Economic and diplomatic relations between Serbia and Turkey have been improving also significantly, especially in the last couple of years. Sırbistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle son birkaç yıldır oldukça güzel gelişiyor. Biliyorsunuz bu yıl iki ülke arasında bizim Millet Meclisimizin de onayladığı bir ticaret anlaşması yapıldı. Buna göre Ocak 2010'dan itibaren Sırbistan ve Türkiye serbest ticaret yapabilecekler. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu Ekim ayında buraya yapacağı ziyaret de iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin de daha iyi olacağına işaret etmekte. Artık sıra ekonomik faaliyetlerin artırılmasında. Sırbistan, Türk yatırımcılarına aynen kendi yatırımcılarına uyguladığı muameleyi sunmakta. Bir Sırp veya Türk yatırımcı arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Bu açıdan Sırbistan'a gelen yabancı yatırımcılar her zaman Sırp hükümetinden destek göreceklerdir. Bir kere iş dünyası için %10'luk kurumlar vergisi, %10'luk gelir vergisi ve Türkiye'deki gibi %18'lik KDV oranlarıyla Avrupa'nın en avantajlı vergilendirme ortamı mevcut Sırbistan'da. Ayrıca elektronik sistemler kuran şirket sahibiyseniz hükümetten benim temsil ettiğim Sırbistan Yatırım ve Mali Destekleme Dairesi'nin sağladığı mali desteği de alırsınız. Burada iyi iş yapmak isteyen herkese, özellikle Türk yatırımcılarına Sırp hükümeti her türlü desteği vermeye hazır. Sırbistan'a gelip yatırım yapmanın şimdi tam zamanı. Burada güzel işler yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm desteği bulacaklardır. Sırbistan'da şu anda iş yapma ortamı hiç olmadığı kadar iyi. Soil for business activities now in Serbia is better than ever.
Sırbistan Türk İş Adamları Derneği'ni ziyaret ediyoruz Belgrad'da. Sırbistan'da şirket açmak, iş bağlantısı kurmak veya pazar araştırması yapmak isteyen Türk iş adamlarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Uluslararası Sırbistan Ticaret Derneği, TUSKON üyesi olarak faaliyet gösteriyor bu ülkede. Özellikle inşaat sektörü, Sırbistan ekonomisinin kalkınmasında motor sektörlerden birisi. Tekstil, gıda, mobilya, inşaat malzemeleri, temizlik ürünleri ve sağlık malzemeleri alanlarında Türk iş adamları güzel işler başarabilirler. Dernek Başkanı Ömer Şimşek, Türk iş adamlarına çağrı yapıyor ve Sırbistan'a yatırım yapmanın tam zamanı diyor. Burada yaklaşık 2 seneden beri Rusya ile aralarında yaptıkları serbest ticaret anlaşmasından dolayı buranın imalatı olan mamuller Rusya'ya gümrüksüz olarak girmektedir. Türkiye'deki bir imalatçı firma Rusya ile iyi bir bağlantısı varsa gelip yarı mamul imalatını bu ülkede yaparak malını gümrüksüz Rusya'ya sokma şansı var. Diğer önemli bir konu, 2010 yılının Ocak ayından itibaren Sırbistan'da serbest dolaşım olacak Avrupa ülkelerine. Yani Sırbistan aslında değerlendirilebilecek en önemli yıllarından birisini yaşıyor. Belki bir sene sonra burası geç olacak. Yani çok kısıtlı bir zamanı var ve bunu değerlendirmek durumunda bizim iş adamlarımız. Özellikle mobilya sektörü, inşaat sektörü, turizm, işletmecilik sektörü, bunlar çok büyük eksikliği hissedilen sektörlerden birisi. Bunu değerlendirmelerini biz tavsiye ediyoruz ve pişman olmayacaklarını ve bunun da bizim desteğimizle şirket kurmaya kadar her türlü yardımını yanında bulacaklarını garanti ediyoruz. Bize verilen sürenin sonuna geldik. Web adresimiz www.aynaprogrami.com, e-mailimiz ayna@aynaprogrami.com. Eğer Aynanın bu bölümünü seyredemediyseniz yine web adresimizden seyredebilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle Sırbistan'dan Allah'a ısmarladık.